Başlıyoruz. Bugün size birkaç haber ileteceğiz. İlk olarak okuldan haberler. Sosyal medyadan. Bu hafta 10-12 Mart İmamiyet tarihlerinde National Ulusal Finallerine katılacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Nastalya, Nuri Kalkan, Deniz Başak, Ali Değirmencioğlu, Zeynep Kaytas, Melisa Ezgi Sayız, Elin Özden, Defne Arco, Selim Bozkurt, Güneş Bayar, Deniz Özbek. Hepinize başarılar diliyoruz. Bizlere çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ama arada sırada eğlenceli aktiviteler, şakalar, oyunlar yaparak çok daha güzel öğreniyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz? Evet. İkinci mesajımız arkadaşlarımıza. Sınıfta sakin ve huzurlu bir ortam daha iyi konsantre olmamızı sağlar. O yüzden tüm dikkatimizi derse vererek aktiviteleri yaparsak çok başarılı olacağımızı biliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz? Üçüncü mesajımız Serdar abi. Sevgili Serdar abi, sınıfımızın tavanında gizli bir kapak olsa, oradan aşağıya bir odaya kaydıraktan kayarak inilse, orada da renkli balıkların olduğu bir akvaryum olsa çok güzel olmaz mıydı? Bize bu konuda yardımcı olur musunuz? Şimdi geldik uzman sorusu bölümüne. Söz sende Rüzgar. Evet arkadaşlar, şimdi Verda abi. Davet ediyoruz. Merhabalar çocuklar. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Ödeme başlamakta ve bitirmekte zorluk yaşayan arkadaşlarımıza örnekleriniz nelerdir? Evet. Teşekkür ederim Rüzgar'cığım bu sorun için. Öncelikle ödevin başlama noktasında bilmemiz gereken çok önemli bir ayrıntı var. Bu ayrıntı planlı ve programlı olmak. Eğer ki planlı ve programlı olmayı öğrenirsek, bunu gerçekleştirirsek, ödevlerimizi zamanında, kaliteli ve her gün aynı saatte yapmayı öğrenmiş oluruz. Bunun yanında ödevlerimizi zamanında ve kaliteli yaptığımızda başarı duygumuz ve kendimizle ilgili de algımız olumlu yönde gelişir. İkinci olarak da sorumluluk bilincimizi tamamlamış, gerçekleştirmiş oluruz. Teşekkürler Verda öğretmenim. Söz sende.